Hepiniz hoş gelmişsiniz ağalar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sözü Genco aşiretinin ağası Boran'a bırakıyorum. Yalnız hepinizden aklı başında ve sakin olmanızı istiyorum. Buraya niye toplandığımız hepinizce malum sanırım. Cihan bu aşirete men edilmesine rağmen yine boş durmadı. Hükmün durduğunu bildiği halde Azad'ı öldürdü. Bunun cezasız kalmayacağını bilmeliydi. Demek ki artık hiç kimseyi dinlemeye niyeti yok. Bu işe kesin bir çözüm istiyorum sizden. Boran'ı dinledik. Şimdi de Cihan'ın diyeceklerini dinleyelim derim. Sonra bu konuyu konuşur, bir karara bağlarız. Ağalar. Benim yerimde bir başkası olsaydı buraya gelmezdi. Ne de olsa ağamız bizi bu topluluktan dışarı attı. Gıyabımda karar alırsanız da uymazdım. Ama ben töreme, büyüklerime saygı duyarım. Azat'ın ölümüne üzüldüm desem yalan olur. Gecikmiş bir sondu bu. Ağamız zamanında kendisine verilen görevleri yerine getirseydi ne bunlar olacaktı ne de burada toplanmak zorunda kalacaktık. Olay gecesi Azat misafirlerimin yanında bana saygısızlık etti. Haklarında verilen kararların durdurulması onları yoldan çıkardı. Attıkları her adımda ağalarının destekleri vardı. Tasvip edilmemesine rağmen yine Boran'ın desteğiyle toprakları sürdüler. Yeni bir fabrika bile açmaya kalktılar. Yolda yüzlerine bakılmayacak adamlar ağalar, paşalar gibi caka satmaya başladı. Evvallah. Doğru Cihan söyledi. Baba çok Cihan doğru söylüyor. Yüz bölüm zamanı bayağı böyle demişti. Şimdi durum böyleyken, bu adamın katli vacipken bir kaşık suda fırtınalar koparılıyor. Hiç olmayacak zamanda babam karımın sağlığı hakkında haber beklerken kapısına dayanıp hesap soruluyor. İlaç peşinde benimle koşturan kardeşim vuruluyor. Azat'ı öldürdüm diye şikayet edilip gözaltına alınıyor. Şimdi ben susayım ağalar, siz söyleyin. Bir adamın üstüne bu kadar gidilir mi? Üstelik öldürsem yeri olan bir kişi için. Cihan ağa haklıyım. Neye dayanarak suçladım bu adamı? Zaten ölecekti. Marabanın arkasında durur, harzeler yemesine fırsat verirsen ağalığın böyle sarsılır işte. Bütün bu olanlar karşısında ben ne ettim? Sustum. Ama her şey meydana çıkıyor er geç işte. Boran beni suçladı, itibarımı yok etmeye çalıştı. Ama aslında arkadan iş çeviren de o. Bu aşiretin aldığı kararlara uymayan da o. Ben böyle ağayı ne tanırım ne de kabul ederim. Boran. Bunlara bir diyeceğim var mı? Ağalar, ben durduk yere kimseyi suçlamadım. Önce araştırdım, sordum, soruşturdum. Cihan'ın kendi adamları olayı anlattı. Ama mahkemede her nedense ifadelerini değiştirmişler. Bugüne kadar yalanla işim olmadı. Siz de en az benim kadar bu işi Cihan'ın yaptığını biliyorsunuz. Öyle de olsa bunun ceza gerektirdiğini düşünmüyorum. Azat ve diğerleri zaten aşiretimizce ölmüş sayılır. Haklarındaki kararı vaktinde yerine getirmediğin için şimdi bunun gibi birçok olayla karşılaşıyoruz. Herkes bu olayı birbirine misal gösterip rahat davranmaya başladı. Vallahi doğrudur. Ne toprakta çalışacak insan kaldı ne kalanlara söz geçirebiliyoruz. Ayaklar baş olunca işin içinden çıkılmıyor Boran Ağa. Galiba herkes aynı fikirde. O vakit bu toplantının sonunda Cihan'a bir ceza çıkmamıştır. Yalnız Dilaver Cihan'la birlik olup Boran'a silah çekmiş ve yaralamıştır. Ama Boran bu konuda bir şikayette bulunmamıştır. Bu karşılıklı silah çekmelerin
iki aile arasında ve aşiret içinde bir kan davasına dönüşmesini istemiyorum. Bu konu burada kapanmış ve bir daha da açılmayacaktır. Beğendin mi oğlanları? Sana dediydim. Cihan ve diğerleri sel olup üstüne gelecekler diye. Bak şimdi suçlu olduğu halde kimse Cihan'a kızmadı. Utanmasalar yaptıklarını alkışlayacaklar. Cihan toplantıda zeytinyağı gibi üste çıktı. Her şeyin ceremesi de sana kaldı. Ne yapayım peki baba? Ben de Cihan gibi vurayım, kırayım, öldüreyim, sonra da iftiraya uğradım diye yalan mı söyleyeyim? Hayır ama hislerinin aklının önüne geçmesine izin verme. Olacakları kabul et. Düzeni değiştirmeye değil, korumaya çalış. Yoksa canın daha çok yanacak. Akıntıya karşı yol alınmaz. Yoksa sen de yok olup gideceksin. Bir düşün. Böyle davranmakla meclisin güvenini yitiriyorsun. Bir dahaki toplantıda senin yerine Cihan'a A demeye başlarlarsa olacağı sen düşün. Sıla'yı koruyacağım derken oğlundan da olacaksın Boran. Dikkat et. Gördün baba. Meclis neredeyse ağam diyecekti. Boran bindiği dalı kesti. Artık çok yakın. O inerken ben çıkacağım. Ve kimse buna bir şey diyemeyecek. Nasılsın Sıla? Senden haber bekliyordum. Nasıl geçti toplantı? Ben de bunun için aradım. Yarın hazır ol. Seni gelip alacağım. Hem biraz konuşuruz. Ne oldu? Sesin biraz tuhaf geliyor. Yarın belki seni görürsem daha iyi olacak. Niye belki? Bilmiyorum Sıla. Her şey avucumun içinden kayıp gidiyor. Birileri hep gücümün sınırlarını zorluyor. Benim söylediklerim yüzünden mi? Ben mi zorluyorum gücünü? Hayır Sıla. Sen benim gücümün kaynağısın. Zor günler yaşıyoruz. Ama seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ama bu ayrı fikirlerde olamam demek değil. Hatta seni çok sevdiğim için karşında olabilirim. Beni sevdiğim şeylerle inandığım şeyler arasında bırakma. Sen de beni bırakma Sıla. Sen de beni. Hadi uyu şimdi. Seni dünyada her şeyden çok sevdiğimi de unutma. İyi geceler.